Seni yaradanı düşün, kabre gideceğini bil, öyle hazırlan. İşte hastalık bu noktayı nazardan. Hiç aldatmaz bir nasih, nasihatçı ve ikaz edici bir mürşittir. Ondan şekva değil, belki bu cihette ona teşekkür etmek, eğer fazla gelse sabır istemek gerektir. Şimdi bu üçüncü deva üzerinde de yine metin üzerinden tefekkürümüzü yapalım. Ey tahammülsüz hasta! Biraz evvel sabırsız hastaydı. Burada da tahammülsüz hasta. Birbirine yakın manayla. Hastalığın ağırlığından sıkıntı çekiyor. İnsan bu dünyaya keyif sürmek ve lezzet almak için gelmediğini. Demek ki biz bu dünyaya keyif sürmek için, lezzet almak için gelmemişiz. Mütemadiyen gelenlerin gitmesi ve gençlerin ihtiyarlaşması. Evet, gelenler gidiyor, gençler ihtiyarlaşıyor. Ve mütemadiyen zeval ve firakta yuvarlanması. Yani karşıda, sonunda ölüm var, dost dosttan ayrılıyor. Evet, kabre giriliyor, kabir hayatı yaşanıyor. Hem insan zihayatın en mükemmeli, en yükseği ve cihazatça en zengini, belki zihayatların sultanı hükmündeyken, bu ibarelerin hiçbirine hiç kimsenin itirazı olamaz. İnsan canlıların en mükemmelidir, en yükseğidir, cihazlar bakımından en zenginidir, zihayatların hatta sultanı hükmündedir. Böyleyken, geçmiş lezzetleri ve gelecek belaları düşünmek vasıtasıyla hayvana nispeten en edna bir derecede, en aşağı bir derecede ancak kederli, meşakkatli bir hayat geçiriyor. Bu eserlerin diğer yerlerinde de tekrar tekrar dikkate veriliyor. İnsan düşünme durumundadır. Geçmişi de dikkate alır, geleceği de dikkate alır. Dolayısıyla lezzetlerin kaybolması, musibetlerin gelmesi onu ürkütür, irkiltir, rahatsız eder. Hayvan öyle mi? Hayvan öyle değil. Hayvan geçmişi düşünemiyor, gelecekten de üzüntü çekmiyor. Böyle olunca insan hayvana nispeten en edna bir derecede, en aşağı bir derecede ancak kederli, üzüntülü, meşakkatli, sıkıntılı bir hayat geçiriyor. Demek insan bu dünyaya yalnız güzel yaşamak için ve rahatla ve safa ile ömür geçirmek için gelmemiştir. Belki azim bir sermaye elinde bulunan insan burada ticaret ile ebedi daimi bir hayatın saadetine çalışmak için gelmiştir. Yani ömür sermayesini güzel kullanacak, ebedi hayatta kendisine lazım olacak şeyleri temin etmeye çalışacak buradan. Evet, burada tabir yerinde ise ekecek, orada biçecek. Burada çalışacak, yine tabir yerinde ise Allah'ın fazlından, ihsanından, kereminden orada ücret alacak. Onun eline verilen sermaye de ömürdür. Eğer hastalık olmazsa, sıhhat ve afiyet gaflet verir, dünyayı hoş gösterir. Hadis-i şerifte buyurulmuş ki, insanlar iki şeyde aldanmıştır. Yani kıymetini bilmemiştir. Yerinde kullanamamıştır. Bunlardan birisi boş vakit, boş vaktini değerlendirememiş. Boşu boşuna gitmiş. Biri de sağlık ve afiyet. Sağlığı, afiyeti değerlendirememiş. Evet. Sıhhat ve afiyet gaflet verir. Dünyayı hoş gösterir. Ahireti unutturur. Kabir ve ölümü hatırına getirmek istemiyor. Sermayeyi ömrünü bâd-ı heva, yani heva rüzgarına, yani nefsinin arzusuna göre boş yere sarf ettiriyor. Biz bu bâd-ı heva kelimesini bozarak bedava yapmışız. Bedava. Boşu boşuna. Karşılığı yok. Lüzumsuz yere. Evet. Hastalık ise birden gözünü açtırır. Vücuduna ve cesedine der ki, layemut değilsin.
Demek hastalık uyarıyor. Ölümsüz değilsin. Başıboş değilsin. Bir vazifen var. Gururu bırak. Seni yaradanı düşün. Kabre gideceğini bil. Öyle hazırlan. Başka bir yerde deniyor, başka bir eser. İnsan ipi boğazına sarılmış, istediği yerde otlamak üzere bırakılmış bir hayvan gibi değildir. Yani hayvan, aklı yok. Sorumluluğu da yok ona göre. Ama insan öyle değil. Küçük büyük, az çok, her amelinden hesaba çekilecektir. Evet, zerre miskal, iyilik de, kötülük de zayi olmayacaktır. Öyleyse bunun şuurunda olarak emir dairesinde hareket etmeli, yasaklardan sakınmalı. Evet, gururu bırak, seni yaradanı düşün, kabre gideceğini bil, öyle hazırlan. Şimdi burada gururu bırak, böyle, yani gençliğine güvenme, gücüne, kuvvetine güvenme. Bu manada gururu bırak. Peki, seni yaradanı düşün. Yaradanımızı nasıl düşüneceğiz? Malum, Cenab-ı Hakk'ın isimlerini, sıfatlarını hatırlayarak, onun verdiği nimetleri hatırlayarak, evet, nimetlerine karşı şükür vazifemizi düşünerek, ibadetlerimizi yerine getirerek, ona isyan etmeyerek, evet, bu şekilde Rabbimizi düşünmüş olacağız. Seni yaradanı düşün. Hani daha şöyle biraz açacak olursak, bir adem kavramı var, yokluk, hiçlik kavramı. Diyelim ki 70 yaşındaki bir insan 80 sene evvel neredeydi? Ruhu ruhlar aleminde. Dünyalık cesedini teşkil eden zerrelerse dünyanın dört bir tarafına dağılmış bir vaziyette idi. Cenab-ı Hak takdir etti, diledi. Evet, ana rahmine düştük. Ana rahmindeki hayatımızı tamamladıktan sonra dünya hanına, misafirhanesine geldik. Buradaki hayatımızı tamamladıktan sonra da yine onun takdiriyle kabir toprağının altına gireceğiz. Evet, seni yaradanı düşün, kabre gideceğini bil, öyle hazırla. Şimdi Cenab-ı Hak bizi yokluk aleminden, Adem'den vücut alemine, varlığa çıkardı. Vücut verdi. Yokluktan varlığa çıkmak bir nimet mertebesidir. Evet, ne ister? Her nimet şükür ister. Bu mertebede şükrünü yapmamız gerekiyor. Hani birileri çok ileri gidip felsefi bir soru sormaya kalkıyor. Cenab-ı Hak dünyaya gönderirken bana sordu mu? Aha. Bu tamamen abes bir şeydir, ifadedir. Cenab-ı Hak la yüseldir. Yani o sorgulanamaz. Ama Rab kulunu sorgular. Kaldı ki Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini düşünse bu nankörlüğü yapmak durumunda olmayacak. Ne gibi? Ha, beni yaratmayabilirdi. Tamam. Ama yarattı. Bir mertebe nimet verdi. Şükretmem gerekiyor. Evet, yarattıktan sonra taş, toprak, maden yapabilirdi. Bilindiği gibi taş, toprak, maden fence nedir? Zîruh değil, canlı değil. Evet, ne yap? Bunun üstünde, bir kademe üstünde ne var? Nebati hayat var. Nebat da yapmadı, bitki yapmadı, ağaç yapmadı. Evet, onun bir derece üstünde hayvan var, ruh sahibi olarak. Seni hayvan da yapmadı. Sonra insan yaptı. İnsan yaptıktan sonra da elhamdülillah iman verdi, İslamiyet verdi. Demek ki nice nimetlerle, maddi manevi nimetlerle kuşatılmışız. Her mertebede bunun şükrünü yapmamız lazım. Hani biraz espri gibi olacak ama eşeğe dense ki sen insan ol, 5 vakit namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, hacca gideceksin,
zenginliğine göre zekat vereceksin. Evet, eşek insan olmak için can atacak. Diyecek ki, bunun çok daha üstünde teklifler de olsa, ben şu eşeklikten kurtulayım, razıyım. Fakat öyle insanlar da maalesef bozuk felsefeden gelen bir şeyle, evet, nefsaniyet, şeytan onu bir taraftan esir etmiş, onların avukatlığını yaparak, bana sordu mu da beni yarattı diye isyan bayrağını kaldıracak, çekecek. Evet, Cenab-ı Hak zatını tanıyıp iman lezzetini tatmayı böyle şaşkınlara da nasip etsin. İbadetin lezzetini tattırsın. Ahiretin sonsuz hayatın inancıyla oraya hazırlanmayı nasip etsin. Evet. İşte hastalık bu noktayı nazardan, kabre gideceğini hatırlatmak ve kabre hazırlamak noktasından hiç aldatmaz bir nasih, bir ikaz edici bir mürşittir. İkaz edici bir mürşittir. Evet, hatırlatıyor, uyarıyor, doğru yola sevk ediyor, nasihat ediyor. Ama nasıl? Aldatmaz. Evet. Risale-i Nur'da özellikle öldükten sonra dirilmek, hiçbir esere nasip olmayacak şekilde ispat edilmiş, 2 kere 2 4 eder derecesinde, başta Haşir Risalesi olmak üzere müstakil bir eser. 1927-28'lerde yazılmış ve harf inkılabından evvel de Kur'an harfleriyle basılmış. 800 veya 1000 nüshası o zaman etrafa dağılarak öldükten sonra dirilmeyi inkar edenlerin kafalarına tokmak gibi inmiş. Evet, ölümden sonraki hayat, ba'fü ba'del mevt, öldükten sonra dirilmek, haşir, sırat, cennet, cehennem, haktır, gerçektir, muhakkaktır. Cenab-ı Hak dünyada bunun örneklerini veriyor. Sonbaharda bir çeşit ölümle yapraklar dökülüyor, ağaçlar kurumuş gibi oluyor, yeşillikler gidiyor. Üzerinden kış geçtikten sonra yeni baharda yeniden yeşeriyor. Sanki her yıl ölmek, dirilmek külli bir şekilde yeryüzü genişliğinde gözümüzün önüne seriliyor. Bunu gören insan hiç acaba öldükten sonra dirilmeyi inkar edebilir mi? Gökyüzünde bulutların teşkili, yağmur dolu ve kar şeklinde indirilmesi ve bunun tekrar tekrar yaşanması yine bir çeşit haşr-ı neşre delil olmuyor mu? Evet. Son olarak burada diyor ki, ondan şekva değil, yani hastalıktan şikayetçi olmamalı. Belki bu cihette ona teşekkür etmeli. Ne? Mürşit olduğu için, ahireti hatırlattığı için, ibadeti hatırlattığı için, Rabbini hatırlattığı için, kabri hatırlattığı için. Eğer fazla ağır gelse sabır istemek gerektir. Demek ki ağır hastalıklar karşısında sabır Rabbimizden isteyeceğiz. Ya sabur, sabur deyip Rabbimize yöneleceğiz. Onun sabur isminden sabır isteyeceğiz. Evet, 4. deva. Ey şekvacı hasta, şikayetçi hasta. Senin hakkın şekva değil, şükürdür, sabırdır. Çünkü senin vücudun ve aza ve cihazatın senin mülkün değildir. Sen onları yapmamışsın, başka tezgahlardan satın almamışsın. Demek başkasının mülküdür. Onların maliki mülkünde istediği gibi tasarruf eder. 26. sözde denildiği gibi, mesela gayet zengin, gayet mahir bir sanatkar, güzel sanatını ve kıymetli servetini göstermek için miskin bir adama modellik vazifesini gördürmek maksadıyla bir ücrete mukabil bir saatçik zamanda murassa ve gayet sanatlı diktiği bir gömleği, bir hulleyi o fakire giydirir. Onun üstünde işler ve vaziyetler verir. Harika envai sanatını göstermek için keser, değiştirir, uzaltır, kısaltır. Acaba şu ücretli miskin adam
O zata dese, bana zahmet veriyorsun. Eğilip kalkmakla verdiğin vaziyetten bana sıkıntı veriyorsun. Beni güzelleştiren bu gömleği kesip kısaltmakla güzelliğimi bozuyorsun demeye hak kazanabilir mi? Merhametsizlik, insafsızlık ettin diyebilir mi? İşte aynen bu misal gibi. Saniye Zülcelal sana ey hasta. Göz, kulak, akıl, kalp gibi nurani duygularla murassa olarak giydirdiği cisim gömleğini Esma-i Hüsna'sının nakışlarını göstermek için çok halat içinde, çok haller içinde seni çevirir, çok vaziyetlerde seni değiştirir. Sen açlıkla onun Rezzak ismini tanıdığın gibi Şafi ismini de hastalığında bil. Elemler, musibetler bir kısım esmasının ahkamını gösterdikleri için onlar da hikmetten lemalar ve rahmetten şualar ve o şuaat içinde çok güzellikler bulunuyor. Eğer perde açılsa, tevahhuş ve nefret ettiğin hastalık perdesi arkasında sevimli, güzel manaları bulursun.